İbrahim Kutluay'la Berrak Tüzünataç aşk yaşıyor mu? Aleyna Tilki kardeşiyle ilgili hangi sözlere ateş püskürdü? İşte ünlülerden son haberler. Aşk iddiaları, konserler, iddialı açıklamalar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından son haberler. İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç'la aşk iddiasına yanıt verdi. Hafta içinde bir dedikodu çıktı yazılı basında. İbrahim Kutluay'ın Berrak Tüzünataç'la bir gece kulübünde eğlendiği ve yakınlaştığı yazıldı. İbrahim Kutluay'a soruyoruz bu iddiayı. Bir mekanda karşılaştık. Daha önce defalarca beraber olduğumuz arkadaşlarımızla sohbet ettik, eğlendik. Sonra herkes evine gitti. Yani şöyle haberde belirtildiği gibi bu şekilde şeyler yaşanmadı. Berrak Tüzünataç'la sadece sohbet ettiklerini söyleyen İbrahim Kutluay, eski eşi Demet Şener'le barıştığı haberleriyle ilgili de ilk kez konuştu. Tabii ki bizim ortak çocuklarımız var. Demet benim çocuklarımın annesi. İrem'in ve Ömer'in gerek spor hayatları, gerekse eğitim hayatlarıyla ilgili aldığımız kararlar var. Bunlar doğrultusunda fikir birliği olması açısından konuşuyoruz. O gün sorulan her şeye yanıt veren İbrahim Kutluay, bir dargın, bir barışık devam ettiği Edwina Sponza aşkıyla ilgili de konuşuyor. Edwina benim için çok özel biri, çok değerli. Uzun zamanda birlikte olduk, çok güzel günlerimiz de oldu. Ya ilişki içerisinde anlaşamadığımız şeyler yüzünden ayrıldık. Onun dışında başka bir şey yok hala. İkimiz de birbirimizi çok sevdiğimiz için bir küslük yok, bir kırgınlık yok. Görüştüğümüz zaman sohbet ediyoruz, konuşuyoruz zaman zaman. Bunlar ibaret ama şu anda hayatımda kimse yok. Neden sürekli kavga ettikleri sorulduğunda ise bakın nasıl tepki veriyor Kutluay. Yani bilmiyorum, şu anda bir şey diyemeyeceğim. Aleyna Tilki'den kardeşiyle ilgili çarpıcı iddia. Aleyna Tilki'yi yakalıyoruz toplantı çıkışı. Ne yapalım, toplantılar yapıyoruz işte. Son çalışmasının başarısından memnun. Başarılı bir iş oldu benim için. Muhabirlerin gözünden kaçıyor ama tırnakları gözden kaçacak gibi değil. Kardeşi Ayça Tilki'ye yapılan eleştirileri soruyoruz gider ayak. Aleyna Tilki kardeşine sahip çıkıyor. Bana yaptıklarını kardeşine yapmalarına izin vermeyeceğim. Kıbrıs'ta Ebru Yaşar fırtınası. Son dönemin başarılı isimlerinden Ebru Yaşar Kıbrıs'ta sahnedeydi. Yeşil kıyafetiyle şık görünen Ebru Yaşar, Kıbrıs'a gelirken orkestrası gözaltına alınan Bülent Ersoy'un olayına değindi ve kendi ekibinin Kıbrıs'a firesiz geldiğini söyledi. Neredeyse tek sanatçıyız diyebiliriz. Hem orkestra arkadaşlarım hem işte bütün yanımda kim varsa fire vermeden geldik, kolay değil. Ne yollardan geçtik, ne testlerden geçtik. Herkes orada bayağı bir trafiğe takıldı ama nihayet geldik, sizlerleyiz. Aşık karşıtı Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptali. Bülent Ersoy'un orkestrasının sahte PCR testinden Kıbrıs'ta rehin kalmasının yankıları devam ederken Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi. Aşı olmayı kabul etmeyen ve PCR testlerini de zulüm olarak gören Yıldız Tilbe'nin bu açıklamalarından sonra Kıbrıs konserinin iptal edildiği öğrenildi. Senin de yüreğin yansın, başka ellerle mutluyum, çaresizlik ayrılmasın, kapından köle gibi. Alişan ve Tan'ın Belarus konseri. Belarus'tayız. Düzenlenen bir etkinlikte şarkıcı Tan sahnede. Şaka bekleyen
Atan'ın ardından sahnede Alişan var. Kardeşini toprağa verdikten sonra işine geri dönen Alişan, hayat devam ediyor diyor sahnede. Sahne işliyoruz, bir şeyler yapıyoruz, gülüyor gibi yapıyoruz. İşte hayat devam ediyor gibi oluyor ama bir yandan tabii ki hayat devam etmesi lazım. İşimiz, gücümüz, her şeyimiz devam etmesi lazım ama bunu ilk çıktığım Kıbrıs'ta da söylemiştim. Allah herkese önce sağlık versin. Alişan ve Tan sahnede yaptıkları düetlerle kulakların pasını siliyor. Konserden birkaç gün sonra Alişan'ı yeğenleriyle birlikte görüntülüyoruz. Kardeşinin vefatı sonrası yeğenlerine dört elle sarılan Alişan konuşmak istemiyor.